Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz İzmir gece İzmir yarışlarını 9 koşulu güzel yarışları sırasıyla sizlere yorumlamak için karşınızda bulunmaktayım. Yorumlarıma başlamadan önce bir şey konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben burada yorum yapıyorum. Bildiğim, çalıştığım bölgelerden bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani benim burada herhangi bir kar amacım yok. Bazı arkadaşlar bilmiyorum hani bu küfürlü konuşmalar şey ben anlam veremedim yani. Yani hoşunuza giderse yazarsınız yani bu size kalmış olan bir şey. Yani tercihi ben zaten sizlere bırakıyorum. Yani illa bunu oynayın demiyorum. Bu benim önerdiğim safkanlar. Siz nasıl yazabilirsiniz, nasıl bütçenize uygunsa, kafanıza uyuyorsa yaparsınız. Ama böyle laubali şekilde yazarsanız gerçekten hoş değil. Yani birbirimize saygı gösterirsek bence daha iyi olacak. Yani burada 5 ayak birden bir yerde bulursunuz ama kafanıza takılan bir yerde de benim önerdiğim safkan gelir. Size o şekilde de faydalı olurum. Yani bunu bu şekilde algılayın. Yani zaten ben süper olmuş olsam burada ne işim var? Öyle değil mi? Yani sadece benim için değil yani bütün yorumcu arkadaşlar için geçerli. Yani çok iyi biliyorsa zaten burada olmazlar. Yani giderler oynarlar. Neden kendilerini hasnaftan ortak bulsunlar ki? Yani o yüzden ben burada çalışmalarına hoşuma giden, gruplara uygun olan safkanları ben sizlere gizli saklı yapmadan önermeye çalışıyorum. Yani tamam konuşma hitap şeklim biraz farklı olabilir. Bu da normal karşılığı arkadaşlar. Ben İzmir yarışlarının birinci koşusundan itibaren sizlere yorumlamak istiyorum. Bugün zaten İzmir koşularında çift altılı var. İki altılı birden oynanabiliyor. Ben size birinci koşudan itibaren söyleyeceğim. Hani hoşunuza giderse ilk altılı oynarsınız veya ikinci altılı oynarsınız. Yani artık o size kalmış bir şey. Ben birinci koşuda Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında son üçüncü, çim üçüncülüğü ile kuma da çok yatkın olan 3 numara How a Nice Trip benim birinci atım. Bu safkana son iki yarışında ikincilik, ondan evvelki koşuda da birincilikle ayrılan oldukça formda gördüğüm çalışmalarında da bir hayli ilerleme kaydeden bu mesafeye yatkınlığıyla 4 numara Turkish Ransom benim 3 numaralı How a Nice Trip'e rakip olarak gördüğüm safkandır. Ben bu iki safkanı ayırt edilmeden altınlara yazılmasını tavsiye ediyorum. Bunları, bu iki atı size önermek istiyorum. 3 numara How a Nice Trip, 4 numara Turkish Ransom. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz zaman Maiden 3 yaş Arapların 1300 metre çim yarışıyla karşı karşıyayız. Çok tecrübeli safkanlar yok burada. Sonuçta tay yarışı olduğu için her şey sürprize gebe. Ben biraz burayı kalabalık tutmak zorunda kaldım. Ben size sırasıyla sizlere önermek istiyorum. İlk olarak bu Saruhan abla, Sabur abla Sabur abla orijinli 4 numaralı Orki'yi ben size ilk tay olarak önermek istiyorum. Maşallah bu Sabur ablanın da vermiş olduğu bütün taylar gerçekten birbirinden iyi atlar verdi, iyi taylar verdi. Yani hemen hemen hepsi de iş yaptı. Ben Sabur ablanın da zaten zamanındayken çok güzel ekmeğini de yedim. O yüzden bu 14 numara Orki'yi ben en başta size önermek istiyorum. Burada 3 numara Hovar'da son 5 yarışında zaten Totos'u çok iyi, hiç tabeladan düşmedi. Sürekli bir yerlere geliyor. Bugün en ciddi rakip olarak ben size 3 numaralı Hovarda'yı vermek istiyorum. Ve son 5.'de aldanmayın. Orijinal olarak çok kuvvetli, hızlı tay gibi süratli bir safkanın tayı. Ben 2 numaralı hızlı tayın oğlunu 3. safkan olarak ve 9 numaralı Duygu Seli bu görmüş olduğu iki yarıştan sonra çalışmaları bir hayli tatminkar. Yani bugün güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ben 9 dolu Duygu Seli'nin de bu safkanlara ilave edilmesini önermek istiyorum. 7 numara Thunderstone
Bu da Mertcan Çelik'in idaresinde iki tane çim yarışı altıncılıkla ayrıldı. Bir hayli çalışmaları yine ön safhalarda ben yer bulacağına inanıyorum. Çünkü çok iyi işlerle bu yarışa katılıyor. Ve son olarak da Kadir Tokaçoğlu'lu 11 numaralı Karadut'um. Bu safkan da aynı şekilde iki tane yedincilik yaptı. Bu yarışa iyi hazırlıklarla giriyor. Daha farklı koşmasını bekliyorum. Ben bu bayağı biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. Sırasıyla tekrar vereyim. 14 numara Orki, 3 numara Hovarda, 2 numara Hızlıtay'ın oğlu, 9 numara Duyguseli, 7 numara Thunderstorms ve 11 numara Karadut'um olarak ben buraya 6 tayla size önermek istiyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimiz zaman son kazanmış olduğu yarışla meydandan çıkan kazanmış olduğu yarışla bir hayli göze hoş gelen bir yarış kazanıp bu yarışa şartlı iki yarışta çok iyi koşmasını beklediğim 1 numara Elibar benim bu birinci altının tek olarak önermek istediğim bir safkan. Bu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim yarışında ben 1 numara Elibar'ın Sinan Özen ilerisinde kazanacağını inanıyorum. Bu tayı ben size tek olarak önermek istiyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında karşı karşıyayız. Burada 10 tane safkanın bir arada olduğu yarışta maalesef 3 yaşlı safkan katılmamış. Kendilerinden yaşça büyük atların yanında. Ben bu yüzden ben önceliği 4 ay gibi bir ara vermesine rağmen çalışmaları oldukça iyi ve gruptan da bir tık üstün olduğuna inandığım 4 numara Alp Dağı'nı ilk tay olarak vermek istiyorum. Bu safkan zaten yarış görmüş olsaydı ben günün en sağlam bankosu olarak sizlere bu tayı, bu safkanı vermek isterdim. Ama işte dediğim gibi 4 aylık bir ara belki olumsuz şekilde de etkileyebilir atı. Ama çalışmaları tatminkar. Yani bu gruptan biraz daha yani bir tık çok değil de bir tık üstün olduğu için ben size ilk planda vermek istiyorum. Öncelikle rakip 5 numara Victoria Rhythm ve 2 numaralı Sidili'yi vermek istiyorum. Sidili de son 4 yarışında inanılmaz bir performans gösteriyor. Yani 1-2, 1-2 bugün neden 1 olmasın? Çünkü hep mücadele içerisinde. Formunda da çok oldukça iyi bir formda. Ben o yüzden bu aya 3 at olarak size önermek istiyorum. Sırasıyla tekrar söyleyeyim. 4 numara Alp Dağı, 5 numara Victor Rhythm ve 2 numara Sidili olarak sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden'ın 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim yarışının diğer bölünmüş ayağına geldiğimizde burada İstanbul'dan gelen İzmir'e güzel bir uyum sağlayan ve son kum yarışında güzel bir üçüncülükle ayrılan pistte de çok oldukça yatkın 1 numara Atik Atik benim birinci tayım. Bu taya en ciddi rakip görmüş olduğu güzel yarışlarda son 2 çim yarışını üçüncülük ve dördüncülükle ayrılan Turbo'nun güzel tayı bu 8 numara Çay benim ilk rakip olarak önereceğim safkan. Ve Mehmet Gönültaş'ın idaresinde son üçüncülüğü tatminkar olan, çalışmaları da güzel olan 4 numara Karaçaylı da benim üçüncü safkanım. Ben bu ayağı 3 tay olarak size önermek istiyorum. 1 numara Atik Atik, 8 numara Çay ve 4 numara Karaçaylı olarak 3 tayı önermek istiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bu birinci altılı Ganya'nın son ayağında yine sürprize uygun bir yarış. Handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre çim yarışını biraz sürprize olacak bir şey uyandırıyor burası. Biraz yarışında kalabalık oluşu ve çimde oluşu. Ben burada biraz fazla at vermekten yanayım. Çünkü bayağı birbirine yakın ayarda safkanlar burada var. Ben öncelik olarak size geçen yarışında da çok güvendim ama o gün beşincilikle ayrılan bugün ben biraz daha iyi koşacağını inandığım 12 numara Ananiya'yı yine başta
sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bu safkana en ciddi rakip olarak 2 numara Lokumoğlu oldukça tatminkar formunda. Son 3 yarışı zaten ikincilik, birincilik, ikincilik galopları da bir hayli güzel. Çalışmaları oldukça iyi. Yani sevdiği pistte çok ciddi rakip olacaktır. Ve 10 numara Ekiner üst gruplarda koşmuş bir safkan bu. Yani burada uygun rakiplerle koşuyor. Son tabela dışı ilk 10'a girmeyen kum yarışını kesinlikle ölçü almayın. Çünkü bu safkan çimin bayağı iyi bir safkanı. Ben 3. safkan olarak bu 10 numara Ekiner'i yazılmasını tavsiye etmek istiyorum. 9 numara Zengince İzmir'de oldukça formunda. Bir birincilik, bir üçüncülükle bu yarışa da güzel hazırlıklarla giriyor. Sevdiği mesafede çimde koştu. Bence yazılması gereken bir safkan. Bu 9 numara Zengince. Ve son olarak da sizlere bu 14 numaralı Su Melek'ten tavsiye etmek istiyorum. Bu safkan da çimin oldukça iyi bir safkanı. Ben son yarışını da kazandı. Yani formunda devam ettiriyor. O yüzden ben yazılmasından yanayım. Bu ayağı da ben 5 safkanla da sizlere önermek istiyorum. Sırasıyla tekrar söyleyeyim. 12 numara Ananiya, 2 numara Lokumoğlu, 10 numara Ekiner, 9 numara Zengince ve 14 numaralı Su Melek olarak sizlere bu ayağı tavsiye etmek istiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa vadeli Buca Kaymakamlığı koşusunda 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda oldukça güzel bir yarış, çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. İyi safkanların bir arada olduğu bu yarışta ben öncelik olarak 4 numaralı El Patron olarak sizlere önermek istiyorum. Küçük bütçeler için ben bu safkanın tek olarak önermek istiyorum. Normal şartlar altında bu safkanın bu yarışı kazanması lazım. Kazanması gerekiyor. Formu oldukça tatminkar, çalışmaları çok hoş, göze çok güzel geliyor. Ben güzel formuyla bu 4 numara El Patron benim favori safkanım. Yani küçük oynayanlar, risk sevenler için bu 4 numara tek olarak öneriyorum. Çok ciddi rakip olarak son ikinciliğinde sanki bu yarışın galibini yapmış gibi bir his uyandıran 2 numara Ağdadaş mesafeye çok çok yatkın ve Barış Kurdulu bu mesafenin de iyi safkanı 3 numara Görkem söyleyip bu ayağı da 3 safkanla size önermek istiyorum. Yani risk sevenler veya küçük oynayanlar için, misli sevenler için bu 4 numara El Patron tek. Yani geniş oynayanlar ben buraya at yazmak istiyorum diyenlere de 2 numara Ağdadaş ve 3 numara Görkem olarak ben 3 safkan olarak sizlere öneriyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde burada yine çekişmeli güzel Arap atların bir arada olduğu Maiden koşuyla tekrar karşı karşıyayız. Bugün Maiden 3'e bölündü. Bu bölünmüşün son yarışı 3 yaş Arapların 1300 metre çim yarışında ben yine son yarışındaki güzel grupta ikinciliği çok hoş olan 2 numara Ildırlı'yı ben ön planda vermek istiyorum. Risk sevenlere bu safkanı da tek olarak önermek istiyorum. Ama tay yarışı derseniz buraya ben illa at yazmak istiyorum derseniz de ben size sırasıyla 8 numara Al Yumak, 9 numara Çiğdem Çiçeği, 10 numara Harput'un Kızı, 4 numara Kızıl Efe ve 11 numaralı Öz Mahide olarak ben bu ayağı sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ya 2 numara tek atamayanlar bu saydığım safkanları değerlendirebilir. Sırasıyla tekrarlayayım. 2 numara Ildırlı, 8 numara Al Yumak, 9 numara Çiğdem Çiçeği, 10 numara Harput'un Kızı, 4 numara Kızıl Efe ve son olarak da ekürü avantajıyla 11 numaralı Öz Mahide olarak sizlere tavsiye ediyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde, ikinci altında son ayağına geldiğimizde, 9. koşuda handikap 14, 1800 metre çimin 4 yaşlı Arapların koşusunda ben bu ayakta göstermiş olduğu performansıyla
Bu grubu geçeceğine inandığım 16 numara Esen Dağı sizlere günün bankosu olarak önermek istiyorum. Ben bu safkanı çalışmaları da tatminkar bu yarışı kazanacağına inanıyorum. Çünkü artık bu grubu geçmesi gerekiyor. Yani ben 16 numara Esen Dağı günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bana destek vereceğiniz en büyük destek kanalıma abone olarak. At koşar, bat kazanır. At atı her zaman geçer. Hiçbir zaman umudunuzu, neşenizi, sağlığınızı kaybetmeyin. Bu oyunu zevkinize göre oynarsanız gerçekten daha hoş, daha korkusuz, bol kazançlara da gidebilirsiniz. Yüksek ikramiyelere de gidebilirsiniz. O yüzden zevkinize göre oynayın diyelim. Başka söyleyecek bir kelime yok. Çünkü at yarışı altılı bir günde 3 tane altılı ganyan var. Bazen işte bugünkü gibi çift altılı oluyor. 5 altılı oluyor. Yani o yüzden hiçbir zaman neşenizi, sağlığınızı kaybetmeyin. Bol kazançlar diyorum. Hepinize hoşça kalın.